Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Yine bir Nigarname şerhinde beraberiz. Bu sefer Miraç Gazeli'ni işleyeceğiz, Mirhamza Nigari'nin. Gazele başlamadan önce bir iki hususu yine her zaman olduğu gibi önceden söylemem gerekiyor. Biraz eğer bizi takip ettiyseniz, Mirhamza Nigari'nin sanat kalitesini, dini bilgilerini veya hayat görüşünü, felsefesini, alim oluşunu, en azından edebiyattaki alimlik seviyesini anlamış olmanız gerekir diye düşünüyorum. Yani Mirhamza Nigari bir doçentten, bir profesörden çok daha fazla divan edebiyatına vakıf. Ben bir doçent olarak yıllardır eski Türk edebiyatı anlatan, 20 yıldır neredeyse eski Türk edebiyatıyla uğraşan bir kişi olarak Mirhamza Nigari'nin benden 10 kat daha fazla divan edebiyatı bilgisi olduğunun farkındayım. Ama şu soruyu da sormam gerekiyor. Dini bilgiler olarak da Mirhamza Nigari bir hafızdı. Hafız bir hadis hafızıydı. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'i şerh eden, ders veren, Arapçasından, Farsçasından efendime söyleyeyim her türlü izahatını yapabilen ve bunun medresesinde okumuş olan, medresede okuyan kişilerin de gelip ondan icazet aldığı bir kişinin dini bilgilerine tutup da Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini bile okumamış bir insanın hayır o da şöyle böyle veya hayır o dönem insanları işte yanlış düşünüyorlardı. Ben daha doğru düşünüyorum. Demeleri ne tuhaf değil mi? Cahillik ne güzel değil mi? Yani ben şimdi şöyle desem, Mirhamza Nigari'nin yazdıkları fasafiso. Hiçbir işe yaramaz. Bugün zaten anlaşılmaz. Desem kendimi reddetmiş olmaz mıyım? Yani divan edebiyatı uzmanı olan bir kişinin Mirhamza Nigari'yi anlamaması, küçük görmesi, yok sayması gibi dini konularda, ilmi konularda, bakın dil bir ilimdir. Arapça konusunda mesela, Farsça konusunda adam Arapça eserler yazıyor. Farsça divanı var, Türkçe divanı var, işte bu Mesnevisi var. Yazdığı başka eserleri de var. Şu anda bulunmamış olan eserleri de var. Ve büyük bir hoca, hocaların hocası. Şimdi bu adama tutup da o da kim oluyor? Yanlış düşünüyor filan filan gibi böyle akla hayale gelmedik şeyler söylenebiliyor. Ben açıkçası bu konunun uzmanı olarak görüldüğümüz kadar diyelim yani kendimizi de uzman olarak görmeyelim ama 20 yıldır bu işle uğraşan bir doçent olarak pek çok profesör de bu eserleri şerh ederek profesör oluyor. Bu şahsiyetin yani bir Hamza Nigari'nin en azından edebiyatta benden fersah fersah önlerde olduğunu kabul ediyorum. Siz de onun İslami, insani veya felsefi yönlerini araştırdığınızda kabullenebiliyor musunuz? Onu sorgulamanız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar nedense bu devirde özellikle din konusunda Kur'an'ı okumamış, hadis okumamış, peygamberin hayatını okumamış, herhangi bir İslam tarihi okumamış. Efendim söyleyeyim. Ayrıca onlarla alakalı dünyadaki neredeyse temel kitaplar var. Mirhamza Nigari'nin evi ağzına kadar kitap doluydu. Arapça kitaplar, Farsça kitaplar, Türkçe kitaplar kendi de yazıyordu. Kitap yazan bir adama
cahil gözüyle bakıp kendisi bir kitap bile okumamış veya 3-5 tane çeviri kitap okumuş ve böyle alim insanları reddeden insanlara ne denebilir? Gerçekten garip. Bugün kısa bir şiirimiz var. Miraç konusunu tamamlamak için şairimiz ne yapmış? Gazeli Miraç diye bir gazel yazmış. Feilatün 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 feilüm kalıbında. Şiir gerçekten mükemmel, harika bir özelliğe sahip. Aruz'un harika bir kalıbı. Akıcı bir üslup. Güzel bir gazel. Yani herhalde gazel kültüründen anlayan insanlar için çok harika bir eser diye söyleyebiliriz. Zaten ne dedik? Şair aralara hep gazel yerleştirmeyi Fuzuli'den örnek almış. Fuzuli'nin Mesnevisinde biliyorsun Leyla ve Mecnun'da da sürekli ne vardı? Bu şekilde aralara gazeller serpiştirilmişti. Bakalım Miraç'la ilgili bu sefer coşunca neler söyledi şairimiz Mir Hamza Nigari. Tac-ı Miraç senin, rütbe-i Miraç senin. Feilatün kalıbına göre okursak Tac-ı Miraç'ı senin, rütbe-i Miraç'ı senin. Yani Tac-ı Miraç senin, Miraç tacı senin başına kondu. Başka bir peygambere Miraç geldi mi? Hayır. Senin rütbe-i Miraç senin. Miraç rütbesine ancak sen yükseldin diyor. Geçen dersimizde Miraç'ın ne olduğunu, hangi katmanlardan nerelere ulaştığını anlatmış idik hatırlıyorsanız. Rah-ı Miraç senin, devlet-i Miraç senin. Hazreti Peygamber'e sesleniyor. Rah-ı Miraç, Miraç'ın yolu senin ve devlet-i Miraç senin, Miraç mutluluğu senin. Devlet mutluluk demek. Sana hem tac olanın efsiri kıykaç gerek. Sana hem tac olanın, yani sana aynı taca sahip diyenlerin taçları, efser taç demek zaten. Taçları kıykaç gerek, yan gerek, düşmüş gerek. Çünkü öyle bir şey olamaz. Senden başkasının böyle bir tacı yoktur. Olamaz. Tacı kıykaç senin, haşmeti miraç senin. Bütün o düşen taçlar da senin, bütün haşmetli miracın da senin diyor. Yazayım vasf-ı münasip yine bir laf edeyim. Mesned-i arş senin, mülket-i miraç senin. Yazayım vasf-ı münasip. Münasip bir şekilde vasıflarını yazayım. Şöyle bir laf edeyim, söz söyleyelim. Mesned-i arş. Arş denilen o mesnet senin. Sen ayak bastın oraya. Mülket-i miraç senin. Miraç mülkü senin. Muhtasar eyleyim efsafını ey mahdiyim. Şan der şan senin. Şöhret-i miraç senin. Muhtasar söyleyeyim demek. Kısaca söyleyeyim çünkü ne kadar anlatsam boş bitiremem diyor. Muhtasar eyleyim efsafını, vasıflarını ey mah senin diyeyim. Mah dedi Hazreti Peygamber. Ey ay yüzlü peygamberim senin vasıflarını kısaca söylemek zorundayım çünkü ne kadar uzatsam anlatamam. Şan der şan senin, şanların şanı senin, şöhreti miraç senin, mihraçtaki şöhret senin. Bütün dünyadaki Müslümanlar düşünebiliyor musunuz? Şu anda ne diyelim işte 2,5-3 milyar Müslüman var diyelim. Her biri miraç olayını biliyor düşünebiliyor musunuz? Bundan önce gelmiş olan 100 milyar insan da peygamberimizden bu zamana kadar ki bütün Müslümanlar da miracı biliyordu. Hazreti Peygamber'in miracının çıktığını biliyordu. Yani nereden baksanız belki işte atıyorum 100 milyar insan biliyor. Bundan daha büyük bir şöhret olabilir mi? Şöhret? Bir şöhret düşünün bir tane işte Marlon Brando diyelim. Ama onu devrinde birkaç milyar insan bildi diyelim. Ünlü oldu gitti. Ama Hazreti Peygamber o günden beri meşhur, biliniyor ve Hazreti Peygamber bundan sonra da
milyarlarca insanlar tarafından miracı ile meşhur olacak. Ne diyor? Şan der şan senin, şöhret-i miraç senin. Şan der şanına Mevla dedi Levla, Levla. Cah der cah senin, rifat-i miraç senin. Allahu Teala sana bu şanına ne dedi? Levla, Levla dedi. Levla ke, Levla ke. Hatırlıyorsanız yukarıda anlatmıştık. Sen olmasan, sen olmasan ben bu cihanı yaratmazdım diyor Allahu Teala. Levla, Levla dedi o işte. Bunun sebebini de 40 defa anlattım. Bir defa daha söylüyorum. Bir kez daha olsun. Hazreti Peygamber ilk ruhtur. İlk yaratılan ruhtur. Sen olmasan ey insanoğlu, senin ilk ruhun olan Muhammed'in ruhu olmasa bu kainatı yaratmazdın. Mantıklı. Yani birileri diyebilir ki nereden biliyorsun Hazreti Muhammed'in ruhunun ilk yaratılan ruh olduğunu? Bilmiyorum ama inanıyorum. Çünkü birisi ilk ruh olmalıydı. Birisi ilk insan olarak dünyaya gelmeliydi. Mantık bunu gerektiriyor. Bu Hazreti Adem'dir. İlk yaratılan ruh Hazreti Muhammed'dir. Bu kadar. Şan der şan, senin Mevla dedi sana Levla, Levla, sen olmasan, sen olmasan bu kainatı yaratmazdım. Buradaki sen olmasan kelimesinin Hazreti Peygamber'in ruhu olduğu, ancak bütün insanlık anlamına da geldiğini unutmayalım. Çünkü insanlık olmasaydı bu kainatın anlamı olmazdı. Boş bir dönüp duran bir sistem olur giderdi. Ama biz varız, biz Allah'ın varlığını bu kainat sayesinde kabul ediyoruz, reddediyoruz. Kabul ettiğimizde Allah'ın gözü oluyoruz. Onun gözüyle onun güzelliğini görüp ona teşekkür ediyoruz. Zaten o da kendi güzelliğini görmek için bu cihanı yarattı. Ve bizim gözümüzden o şükrü, o rahmeti görüp bizim şükretmemize ne yapıyor arkadaşlar? Bir vesile kılıyor bizi burada. Ya şükredeceğiz ya isyan edeceğiz. Ya kabul edeceğiz ya reddedeceğiz. Hazreti Ali'ye diyorlar ki ya dediğin cennet, dediğin Tanrı yoksa. Hazreti Ali diyor ki o zaman benim kaybedeceğim ne var? Sizin gibi toprak olup gideceğim. Yok olacağız, gideceğiz hepimiz. Ben ne kaybederim? Yedim, içtim, evlendim, mal sahibi oldum, mülk sahibi oldum, mutlu oldum, mutsuz oldum. Aynı sizin gibiyim. Bu dünyada ben sizden farklı mı yaşıyorum? Hayır. Ama ya varsa, ya varsa o zaman inkar etmenin, o zaman cehenneme gitmenin ne kadar büyük bir acı olduğunu anlayabiliyor musun diyor. Hazreti Ali ilmin kapısı. Cah der cah senin, rifat-ı miraç senin. Bütün üstün yerler ve rifat en üst miraç senin. Olmadı sen gibi gün, nam-ı cihangir senin, sensin. Şöhret-i şan senin, şevket-i miraç senin. Sen gibi güzel namlı hiç kimse bu cihana gelmedi. Cihangir sensin, cihanı tutan, cihanı bütün yönleriyle en iyi anlayan, anlatan ve cihana hükümdar olan, kalpleri hükümdar olan sensin. Şöhret-i şan senin, şöhret de şan da senin, şevket-i miraç da senin, miracın yüceliği de senin. Yaraşır kametine cami-i şahane senin. Yani senin boyuna cami-i şahane yaraşır. Şahane elbise yaraşır. Bu cami elbise demek. Bu elbise nedir? Güzellik elbisesidir. Nurlu elbisedir. Onun ruhunun güzelliğidir. En güzel elbiseler sana yaraşır demekle sen her şeyin en güzeline layıksın. Ya şunu unutmamak lazım. Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'tan sonraki en yakışıklı insandı. Bu hep böyle söylenir. Öyledir, böyledir bilemem. Ama biz inançla ilgili konuşuyoruz. Yorum veya inançsızlık, ben inanmıyorum diyenlerle konuşmuyoruz. İnananlarla konuşuyoruz. Hazreti Peygamber en güzel insanlardan birisiydi.
ve ona en güzel elbiseler yaraşır. Tabii bu elbiseyle ruh güzelliğini de kastetmiş oluyor. Elbise-i cah senin, yani bu dünyanın taçları senin, cah dediği yer, bu dünya kastediyor. Bu da dünyanın taçları senin, hilat-i miraç senin, miraç elbisesi senin. Sen o hilat-i miraç elbisesini giydin. Hiç kes bulmadı sen tek haremi yari vusul. Hiç kimse, hiç kes, hiç kimse bulamadı sen gibi, sen tek dediği gibi, biliyorsunuz tek kelimesi Azerbaycan'da gibi anlamında kullanılan bir kelime. Haremi yari vusul, sevgilinin evine, odasına senin gibi vusul eden, vasıl olan, ulaşan hiç kimse olmadı. Hiçbir peygamber arş-ı alaya yükselemedi. Ancak sen Miraç'ta Siddet-ül Münteha'dan daha ileriye arş ve kürsüye yürüdün. Yâre kavuştun. Sevgili Tanrı'ya kavuştun. Kâb-ı Kavseyn senin, sohbeti Miraç senin. Kâb-ı Kavseyn anı iki kaş arası demekti. O kadar yaklaşmıştın Tanrı'ya, Allah'a. Miraç sohbet senin. Miraç'ta Allah'la sohbet senindir diyor. Ey Sanem, pir nigari sana kurban olsun. Ey Sanem, ey put demek de burada ey sevgili demek. Ey sevgili peygamberim, nigari, yani ben şair olarak ben diyor, sana kurban olayım. Bu kurban olayım kelimesini Azerbaycan Türkleri çok severler. Kurban olayım derler. Hası kurban senin, gurbeti miraç senin. En has kurbanlar ben olayım ve sana kurban olayım. Senin olsun kurbeti miraç, miraçla yakınlık senindir diyor. Yani ben senin miracının yoluna kurban kestiğim bir kişi olayım demek istiyor. Yani ey peygamberim, ben sana yakınlıkla, Allah'a yakınlık sağlayayım diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani Mir Hamza Nigari, yani ben kendi branşım için söyleyeyim, dinle ilgili kısımları, tasavvufla ilgili kısımları tasavvuf alimleri söylesinler. Ama ne olur din, tasavvuf, edebiyat, efendim tasavvuf edebiyatı, divan edebiyatı ile ilgili bilgisi olmayanlar tutup onunla ilgili hüküm vermesinler. Tutup divan edebiyatıyla ilgili hüküm vermesinler. Milletin kafasını karıştırmasınlar. Yani herkes kendi işine baksın. Öğrenmek isteyen bulunduğu yeri kabul edip, öğrencilik vasfını kabul edip diz çöküp dinlesin. Ha sonra dedi ki ya bu tasavvuf saçmalık, çeksin gitsin, kimse bağlamıyor. Bu edebiyat saçmalık, çeksin gitsin, hiç kimse sizi bağlamıyor buraya. Kapatıyorsunuz, pat düğmeye basıyorsunuz, hoca yok, hemen YouTube'dan bizi siliyorsunuz. Başka şeyler izleyin. Kısa kısa bir sürü videolar var. Saçma sapan, güldüren, ağlatan videolar var. Onları izleyin. Ama yani reddetmeyin yani. Böyle şeysiz, okumadan, araştırmadan direkt birileri böyle size 2 dakikalık bir videoyla divan edebiyatının kötülüğünü, sapıklığını veya işte Hazreti Pir'in, Mir Hamza Nigari'nin nasıl bir kişi, kötü bir kişi olduğunu falan söyleyip hemen pat sizi yakalamasın. Ne olur. Evet, gelecek dersimizde de sebebi Nazm-ı Nigari, Nigarname'yi işleyeceğiz. Nigarname'nin hangi sebepten yazıldığını, sebebi telifini ne yapacağız, konuşacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.